bir köftemizi duymasını çekeceğiz. Önce bir duymamızı size bir elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla anlatayım. İyi bir duyma yapmak istiyorsak dalanın kafes arasında şu şekilde gördüğünüz gibi kemiğinin sıyrılmış yerinin görülmesi gerekiyor. Kafes arasıyla dana kolu birleştireceğiz. Duymamızı ondan çekeceğiz. Şimdi duymamıza tuzumuzu atacağız. Yani duymamız orta yağlı olacak. Şimdi makineye götürüyoruz. Arkadaşlar şimdi burada 1 kilo 200 gram duymamız var. Duymamızı çektikten sonra diğer aşamasında içine ne kadar malzeme katacağız, kaç pul suya çıkacak, onun tamamını size anlatacağım. Şimdi tuzla çektiğimiz kıymamızı bir gün dolapta dinlendireceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şimdi size dedim ki bir gün dinlendireceğiz. Tabii ben zamanım olmadığı için bir gün dinlendiremedim. Kıymayı çekerken bile ne kadar acele ettiğimi görmüşsünüz işte. Kıyma elinin üstüne geldi falan. Çünkü benim işim acele. Bunun haricinde daha çok işim var öyle diyelim. Şimdi burada demiştik 1 kilo 200 gram kıymamız var. 20 gramdan galetonu hesaplıyoruz. Ev hanımları da evde 1 kilo 200 grama ya da 1 kiloya 1 tane ekmek kullanabilirler. Şimdi kimyon. Kimyonla ilgili şunu söyleyeyim. Kimyon kattığımız zaman çok fazla bir baharat katmamıza gerek yok. Köfte baharatı. Yani şunu söyleyeyim, ya köfte baharatı kullanacağız, ya kimyon kullanacağız. Hem kimyon, hem sarımsak, hem köfte baharatı elimize ne geçerse, içine atarsak o köfteye benzeriz. Ne duymanın bir lezzeti kalır, ne köftenin bir lezzeti kalır. Bir de köfte baharatını eğer içine attığımız zaman aynı gün içerisinde tüketmeyeceksin, köfte baharatı etimizin içerisini kırmızılaştırır. Sanki kokmuş ki etmiş gibi bir hava verir. Onu müşterilere izah etmekte sıkıntı yaşarız. Evde olsanız köfte baharatı renginin bozulduğunu biliriz. Ama dışarıda bunu söyleyemeyiz. Zaten köfte baharatı diye baharatların karışımından meydana geldiğinden dolayı köfte baharatını ben tercih etmiyorum. Maydanoz. 1 kilo 200 grama bir bağ maydanozun yarısını kullanıyorum. Maydanozla ilgili şunu söyleyeyim. Aynı şekilde maydanoz da eğer köftemizi aynı gün içerisinde kullanacaksak sorun yok. Ama köftemiz dolapta duracaksa 1-2 gün bekleyeceksin. Köftemizi siyah bir renk kazandırır. Görüntüsünü bozar. Çok hoş bir rengi olmaz. Bir tane orta boy soğanımız. 1 kilo 200 grama yine bu orta boy soğanımız da 180 gram civarında. Bir adet de yumurtamız. Az bir de karabiber ilave ediyoruz. Yani tekrar bir daha söyleyeyim. Çok konuştuğumdan değil de tamamen sizin istediğinizden. Köfteleri yaparken lütfen baharatları abartmayalım. Yani olması gerektiği kadar kullanalım. Elimizde ne geçti hepsini içine atmayalım. Şimdi makineye gidiyoruz çekmeye.
Şimdi köftemizi çektik. Rengini görüyorsunuz ne kadar şahane oldu. Tabii bu aynı gün içerisinde tüketebilirsek şahane. Aynı gün içerisinde tüketmezsek bu maydanozlar, bu köfteyi mahvedilir. Ev hanımlarına da şunu söyleyeyim. Tabii ev hanımlarının ikinci kere makine şansı olmalarından dolayı ince diş kıymasını çektirsinler. Diğer malzemeleri robotta çeksinler. Ama kesinlikle ve kesinlikle soğanın suyunu vesaire sıkıp da çöpe atmasınlar. O soğanın suyu içine katacakları bayat ekmeği de hem şey yapar, sulandırır hem de köfteye çok güzel bir lezzet verir. Zaten köftelerde anlamadığım olay şu. Adam soğanı robotta çekiyor, suyunu sıkıyor, suyunu çöpe atıyor. Porsasını çöpe atması gerekenini köftenin içine atıyor. Tam tersine yanına bir de bardak su alıyor, bir de köfte yoğuruyor. Ya Allah onu boşa yaratmamış. O soğanın suyunu boşa yaratmayın. Kullanılması gereken soğanın suyu, posası değil diyoruz ve köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Hadi bunu sarımsağı söylemediğimi bilmiyorum. 1 kilo 200 gramı 3 diş kadar da sarımsak kattım. Tabii ben bunu biraz daha yoğurmaya devam edeceğim ama yine de size şu şekilde köfteyi bir göstereyim. Ya bu köfteyi şöyle diyebilirim, hemen hemen her türlü köftede kullanabilirsiniz. Bazı özelliği olan, kendine has özelliği olan köfteler haricinde. Bir de bu köftelerde karbonat gibi, kabartma tozu gibi şeylere tenezzül etmeyin. Sebebi de şu, zaten ekmeğin içerisinde mayalandırma gibi bir özelliği var. Bunların içerisinde zaten maya var. Ekmek bunu yeter kadar mayalandırır, yeter kadar lezzetini verir. Karbonatı, kabartma tozunu az verirsin, çok verirsin, çok verirsin, lastik gibi olur böyle at şak şak. Top oynar gibi karbonat attığı köfte oynarsın, az verirsin öbür türlü. Bence hiç o tür şeylere girmeyin. En sağlıklı köfte bu bence. Bizim bu show tarafında olanı, daha önce ben nice veren köfte de çektim çocuklar için. Onu mutlaka izlemenizi istiyorum. Benim buna benzer değişik, ilgi, çocuklarını sevebileceği köfte tariflerim var. Şimdi gelelim asıl gondol köftemize. 120 gramdan yaptığımız söylediğim gibi burada şu anda 130 gram civarında kıymamız var. Şu şekilde. Arkadaşlar gondol köftemiz bu. Şimdi bunu fırına alacağız. Fırında bir 130'da ortalama 15 dakikada pişireceğiz. Ondan sonra diğer malzemesini katacağız. Şimdi fırına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi fırına götürüyoruz. Bunu 125-130 derece civarında fırına atacağız. Ortalama bir 15 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi 130 derece fırına atıyoruz. Ortalama 15 dakika pişireceğiz. Tam pişirme yapmayacağız. Sebebi de ikinci seferde fırına atacağımızdan dolayı. Ocağa şimdi köftemizin soğanını attık. Bunu çok yüksek ateşte bir kavurma yapacağız. Mantarı ile beraber yüksek ateşle kavuracağız. Mantarın suyunu attırmadan. Ocağımızın altını soğumaz açtık tekrar. Soğanın mantarı ocağa atarken tereyağı yanmasın diye acele ettim. Tabii takipçilerin gözüne hiçbir şey kaçmıyor. 100 porsiyona 5 kilo mantar, 5 kilo soğan kullandım. Yani porsiyon miktarı 50 gram olarak. Porsiyona 1 kilo da salça attım. Salçamızı tabii onu da yüksek ateşte kavuruyorum. Ne diyelim? Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar kavuracağız.
salçamızı yanana kadar kavurduk. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi kırmızı biber, yani bir kapya, köy biberi, domates. 100 porsiyon yemeğimiz var burada. Kapya biberi 1 kilo, 10 gramdan, köy biberimizi 20 gramdan 2 kilo, 30 gramdan da domatesimizi hesaplıyoruz 3 kilo. Şimdi bunu salçayı her tarafına yedireceğiz. Sebebi de şu, salçanın her zaman anlatıyorum ama yine arada sesleniyorum. Salçanın koruyucu bir özelliği var. Üzerini kapladığı her şeyi korur. Bir saatte bir saat aynı rengi, aynı canlılığı kaybetmez. Şimdi her tarafına salçamızı yedirene kadar karıştıracağız. Yani salçamız her tarafına değdi. Şimdi suyunu vereceğiz. Şimdi soğuk su veriyoruz. Sebebi de şu. Salçamızın renginin daha güzel çıkabilmesi için. Tabii şimdi bu su size fazla görünebilir ama bunun suyunu daha sonra köftemizde kullanacağız. Tepsinin dibine koymak için. Yani ayrıca bir tekrar bir sos yapıp yemeğimizin lezzetini bozmayacağız. Kendi suyunu kullanacağız. Arkadaşlar şimdi şu yakından göstereyim. Ortalama yarım saat pişmesine rağmen ne domateslerim ne biberlerim rengini kaybetmedi. Neden? Bu tamamen salçanın içine giren malzemeyi koruması özelliğinden dolayı. Şimdi tuzumuz, karabiberimiz, sarımsağımız, pul biberimiz burada. Tuz, karabiber, sarımsak, pul biberimiz burada. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Köftelerimizin üzerine alacağız. Unuttuğum bir şey de varsa sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorulara mutlaka geri dönüş yapıyorum. İşimin acele olduğundan bazı şeyleri unutabiliyorum. Ne diyeyim? Hakkımızı helal edin diyeyim. Ocağın altını kapatıyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi içi sulandı. Ben dedim ki 15 dakika 130'a. 10 dakika 130'da çalıştırdım. Köftemiz ince olduğundan dolayı diğer geriye kalan 5 dakikasını da 120'ye aldım. İçi pişsin diye. Bunun ikinci aşaması tekrar pişeceği için şimdi fırından alıyoruz. Şimdi kornav köftemizin mantarlarını koyuyoruz arkadaşlar. Kaşarı. Kaşarı 10 gramdan hesaplayabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim kendi suyunu kullanacağım diye. Şimdi bunu 160 derece fırında kaşarları kızarana kadar bekleteceğiz. Fırında 15 dakika attık. Eğer 15 dakika içerisinde kızarmaz, sen o fırını bir kereye şunu hissedeceksin. 180-200 alacağım. Yüzü kızarınca çıkartacağım. Arkadaşlar köftemiz oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu görsellik tamamen sizin isteyebileceğiniz bir şey. İster yüzünü tamamen kızartırsın, isterseniz bu şekilde çıkartırsın. Ben bu şekilde görselliği daha güzel olduğundan dolayı çıkartıyorum. Şimdi sulu tabağına alacağım. Kayık kondol köftemiz hazır. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaşımız köfteleri hem etrafından gösterirken hem de ben konuşmamı yapayım. Şimdi ben şunu söylüyorum. Çok değerli ustalarımız var, çok değerli arkadaşlarımız var. Ama bu insanların çok emekleri var. Bu insanların işte telif alma gibi, patentini alma gibi bir durumları yok. Niye? İnsanlar zaten iş başına bela. Tabii bu işin simsarları var, asalakları var. Gerçekten bu işi yapan ustaların değil de bu işten nemalanan arkadaşlar var. Gidiyor mesela ben 30 senedir bir yemek yapıyorum.
20 sene önce de ustam yapmış 50 yıllık yemek. Adam gidiyor araştırıyor hemen o 50 yıllık yemeğin üzerine konuyor. Ve insanları zor durumda bırakıyor. Osmanlı mutfağından yemek yapıyorsun Türk mutfağından. Bir bakıyorsun ki ben daha önce ya arkadaş Avrupa'nın yemeklerini de yapıyoruz. Ama Avrupa'dan bir tane daha ben görmedim ki bu yemek bana ait, şuna ait vesaire. Ne diyeyim? Ustalarımıza kolay gelsin diye. Gerçekten bu işler çok zor işler. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.